Panayırdağ'ın batı eteklerinde yer alan ve yüzü batıya dönük olan bu büyük yapı, yani Efes'in büyük tiyatrosu, Artemis yürüyüşünün önemli duraklarından birisiydi. Kent yaşamının önemli toplanma noktalarından olan tiyatro, emperyal dönemlerinde tamamlandığı zaman yaklaşık 25 bin seyirci alabiliyordu. Bugünkü hali geç Roma döneminde yapılan renovasyonlardan kalmadır. İncil'e göre burada gümüş ustası Demetrius, Aziz Paul'ü Efesli Artemis'ten büyük yok diye seyirciye yuhalatmıştır. Milattan önce 1. yüzyıldan önce tiyatroya ait bir bulgu bulunmamaktadır. Milattan önce 100'den sonra kuzeybatı köşede yapılmış olan kuyu ilk işaret sayılmaktadır. Roma'nın milattan önce 133'te Anadolu'yu Asya eyalet merkezi yapmasından itibaren Efes limanına yakın olan bu mekan önemli bir merkez haline gelmeye başlamıştır. Muhtemelen ilk yapı basit bir sahne, orkestra çukuru ve ilk tribünler ile başlamış. Augustus dönemiyle artan kent faaliyetiyle birlikte yarı daire şeklinde ikinci tribün kemerli destekler üstüne Domitian döneminde, yani milattan sonra 87-92 yılları arasında ilave edilmiştir. Yine bu dönemde sahnenin ikinci katı yapılmış. Orkestra çukuru genişletilmiş ve içine loca eklenmiştir. Üçüncü tribünün ve sahnenin en üst katı ne zaman yapıldığı kesin olmamakla birlikte milattan sonra 262'den önce olması olasıdır. En alt tribünde dar merdivenler ile ayrılmış 11 bölüm, üst iki tribünün her birinde ise 21 bölüm bulunur. Üst tribünler arası Diazoma'da yönetmenlerin veya hakemlerin oturduğu taş oturaklar vardır. Yazıtlardan hangi bölümün hangi sosyal gruba ayrıldığı belirtilmektedir. Kent meclis üyeleri, kent konseyi, yaşlılar konseyi, gençlik teşkilatı, esas hatipler vesaire için yerler ayrılmıştır. Tiyatroda bulunan bir yazıtta milattan sonra 104 yılında Vibius Salutaris tarafından Artemis yürüyüşü için çok cömert bir bağış yapılmış. Tanrıçanın ve İmparator Trajan'ın gümüş heykelleri törenlerde halka gösterilmiştir. En üst tribünün üst tarafına milattan sonra 3. yüzyıl ortalarında önünde sütunlar olan küçük bir tribün, buradan tam göremiyoruz, Nemesion kutsal alan olarak yapılarak yarışma tanrıçası Nemesis'e adanmıştır. Önce milattan sonra 262, daha sonra milattan sonra 366 depremiyle tiyatronun kuzey bölümü göçmüştür. Geç Roma döneminde tiyatro daha çok vahşi gladyatör gösterileri için kullanılmıştır. Milattan sonra 8. yüzyılda yapı kentin güvenlik sistemine eklenerek iyice küçülmüştür. Bizans surları burada geçmiştir.